Tamam, bak bunu. Ayrola Mahir, bu ne heyecan? Müjdeli haberim var baba, gel. Ayrola? Yoksa anlaşıldı mı durum? Henüz değil baba maalesef. Ama az kaldı. Hakim hanım senin dosyanı bana verdi. Emin ellerdeyim desene. Feride hanım başsavcının odasına girmeme izin verdi. İçeride araştırma yaparken kanlı bir parmak izi buldum. Masada. Masanın tam böyle burasında baba. Sen hiç masaya dokundun mu? Yok, hayır. Eminsin değil mi baba? Bu çok önemli. Bir daha düşün. Şimdi ben başsavcının odasına girdim. Arkası bana dönüktü. Beni bugün niye çağırdın? Bula bula oğlumun nişan gününü mü buldun dedim. Süleyman Savcı dedim. Baktım hiç sesi vermiyor. Uzandım. Şöyle omzunu tuttum. O şeyi gördüm. Mektup açacağım mıdır nedir? Böğrüne saplanmış da. Gayri ihtiyari elim ona gitti. Belki hani yardımım olur, kurtarırım diye. Ya bu şeye benziyor bak. Hani ipte bir adam görürsün de hemen ipini kesmek istersin ya. Tamam işte aynen öyle. Hani belki kurtarırım dedim ama hemen anladım öldüğünü. Kılı bile kıpırdamıyordu. Sonra işte o da ana baba günü oldu. Ama yok, ben hiçbir yere dokunmadım. Hayır, eminim. Eminsin. Babam, o odaya senden önce birinin girdiğini ispat edeceğiz. Bu ne demek biliyor musun? Katilin sen olmadığı demek. Katilin sen olmadığı anlaşılacak. Ya ben de sen bir dahaki gelişinde bana bir şeyler getir diyecektim sana ama hiç gerek kalmayacak değil mi? Evet baba. Bugün yarın evine geleceksin. Bu kabus bitecek. Kilitlenmiş. Kalp kalbe karşıymış, ben de sana geliyordum. Bugün dükkana gittim, yoktun. Nerelerdeydin Mahir? Çok merak ettim seni. Erdal abinin yanındaydım Ayten. Ha, öyle mi? Bütün gün mü? Ayten, hadi gel. Bizimkilere müjdeli bir haber vereceğim. Seni de duymanı istiyorum. Hoş geldin abi. Hoş bulduk canım. Ne müjdesi Mahir, çatladım meraktan. Dur bir Ayten, annemler gelsin. Oley, dayım gelmiş, Kara dayım gelmiş. Hoş bakalım yakışıklı, hoş. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk anacığım. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Şey abi, senin ahbaplar mal getirdi. Ha, aklımdan çıkmış vallahi. Geldi mi? İşine yarar şeylerdir inşallah. Mahcup ettin bizi abi. Ya ödeyemezsek? Eniştemle aramıza girme İlknur. Biz hallederiz erkek erkeği. Hem ödemeseniz ne olacak? Sonunda ölüm yok ya. Toptancı asker arkadaşım. Yani nazımız geçer çok şükür. Bu muydu müjde yoksa? Babam için bir umut doğdu. Nasıl bir umut? Yeni bir delil bulmuşlar. Araştırıyorlarmış. Anlamışlar mı Nazif'imin suçsuzluğunu yoksa? Daha anlamadılar anne ama anlayacaklar. Az kaldı. Buyurun efendim. Teşekkürler. İyi akşamlar. Güle güle kullanın. Abi sen geliyorsun. Satışlar artıyor vallahi ya. Sana hep söylüyorum Azmi. Kadın müşteriyle konuşmak incelik ister. Aç gözünü de öğren abinden biraz. Haftalın. Bu sefer biraz gecikti, hakkını helal et. Yok abi, estağfurullah. Sana canım feda biliyorsun. Yalnız bir sıkıntımız var usta. Stok kalmadı. Yakında satacak ayakkabı bulamam.
Tamam, sen git, ben çalışayım biraz. Usta istersen kalayım valla. Sen sabahtan beri çalışıyorsun, yoruldun zaten. Sen git, ben hallederim. Kalayım mı usta? Devam et. Peki ustam, kolay gelsin. Eyvallah. Annem. Heh. Gidiyorum ben. Dualarım benle olsun. Daima oğlum. İki lokma yemeden nereye böyle? İşim var anacığım. Ha, oğlum. Bugün pazar var. Ama yok para dersen ben bir çaresine bakacağım. Ayırdım bile. Hepsini verme ama, sana da kaldı değil mi? Sen bunları dert etme anneciğim. Ata arabaya dikkat et. E be oğlum. Ezmesinler beni değil mi anne? Hı. Hadi al asmanı. Allah'ım sana emanet. Tamam, bekliyorum. Teşekkürler. Günaydın Hakim Hanım. Günaydın Salih Bey. Parmak izinden bir haber var mı? Merak ettim. Buyurun gelin. Şimdi emniyeti aradım. Raporu hazırlamışlar. Birazdan gelir. Öyle mi? Çok sevindim. İnşallah bu delil bizi biraz ileriye taşır. Turgut Bey'i aradım ama ulaşamadım dün akşam. O da şimdi gelir herhalde. Buyurun Hakime Hanım. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Salih Bey oğlum, senin en sevdiğinden bol demli çay. Buyur. Sağ ol abla, ben masama geçince içerim. Burada için lütfen. Teşekkür ederim Hakime Hanım. Günaydınlar. Sizin kahvenizi odanıza getireyim mi? Yok, ben de burada içmek isterim. Feride Hakim'le görüşmek istediğim bazı konular var. Bizim de sana anlatacaklarımız var savcım. Dün akşam aradım ama ulaşamadım. İşlerim bitmedi maalesef. Nazif Kara dosyasında bir takım gelişmeler oldu. Öyle mi? Ne gelişmesi? Salih Bey dün Süleyman abinin odasını inceledi. Hmm. Ne güzel. Ve bir parmak izi buldu. Çıplak gözle nasıl parmak izi buldunuz ki? Kanın üzerine çıkmış. Böyle mühür gibi. Ne? Nerede buldunuz peki? Masanın öbür tarafında, böyle altta. Şöyle burada. Birazdan emniyetten rapor gelir. Sizi tebrik ediyorum Salih Bey. Bu iddianamenin yönünü bile değiştirebilir. Ama böyle bir rezaleti de kabul edemem. Görevli memurları derhal ikaz edeceğim.
Onlara güveniyoruz. Başlarında da durdum oysa. Ama tabii Süleyman abinin ölümü beni de çok sarstı. Gözümden kaçmış olsa gerek. Hakim Hanım. Parmak izi incelemesi. Parmak izi Nasip Kara'ya ait değil. Peki kime aitmiş?